Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün 30 gün boyunca bekletilip hatta daha fazla bekletilen hızlandırılmış çürüyen yiyecekleri izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da bir takip ederseniz 200k olursak çok mutlu olacağım. Bak delirtmeyin beni, takip edin. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Ha bu arada bir dakika, aklıma gelmişken size bu kolonya vereyim. Şöyle açın avuçları şöyle. Oh mis gibi. Oğlum kolonya da kalmadı bu arada. Ya yemin ederim size kolonya yetiştirmekten ömrüm bitti. Cebimde para kalmadı. Evet, ilk videoda ne oldu lan? Bak bir de şey emiyor o yosun, o içeceğin hepsini emiyor şu an ve içeceğin rengi de çok farklı bir şeye dönüşmeye başladı. Şu an ağzıma almak istemiyorum o içeceği ama söylemeyeyim, şimdi ihtar yeriz. Bir şey geliyor ağlama ama. O yüzden gördüğünüz gibi yosun ananas suyunun hepsini emdi, çekti. Yani 30 gün içinde hepsi yok oluyor. Şu bardağın içinden size bir bardak su versem içer misiniz arkadaşlar? Benim için lütfen. Tamam, iğrençleşmeyelim. Size bunu ben yapar mıyım ya? Ben size kurban olurum. Aşklarım benim. Muah. Burada bir kavunun sanırım kaç günde eridiğini gösterecekler. 20 kaç gün oldu? Aa, 30 gün oldu, hala bir şey yok. 40 gün, 50 gün. Evet, 70-80. Günde hafif erimeye başladı. Eriyor şu an. Gidiyor güzelim bak. Bu zaten böyle şey oluyor. Eridikçe tatlılaşıyor diyecektim. Yosunlaşmaya başladı. Ama bir şey diyeceğim. Kavun çok daha geç oluyormuş ya. Kavun çok daha geç yani yıpranıyormuş. Onu fark ettim. Çok geç çürüyor. Bak ne oldu, o yine böceklendi. Etrafa bir şeyler oldu ya. Kavun sinekleri, kavun böcekleri doldu etraf. Sanırım en geç çürüyen besinlerden birisi kavun ya büyük ihtimalle. Çünkü 250 gün oldu. 250 gün sonra bayağı böyle çok kötü bir hal aldı. Evet, burada bir portakal dilimi. Burada sanırım karıncaların kaç dakikada bunu bitirebileceğini söylüyor. Bunu ben de merak ettim bu arada. Kaç dakikada bitirecekler? Çünkü çok merak ediyordum önceden böyle. Acaba şöyle ufak bir ekmek kırıntısı versem onlara kaç gün yetiyor falan diye. 2 saat oldu, hala bir değişim yok. 3 saat oldu. 4 saat oldu. Bu arada karınca istilası yaşanıyor ama hala bir hareketlilik yok. Ha bitmeye başladı bak, yarısını yediler. 14 saat, 15 saat, 16 saat. Bir gün, bir günde bütün sülaleyi doyurdular bu arada. Bir günden biraz daha fazla. Bir gün, bir de çeyrek işte ya. Bu yiyeceğin ne olduğunu bilmiyorum. Ya kurabiye gibi, çikolatalı kurabiye gibi bir şey. Böyle kalpli yapılmış. Bakalım karıncalar bunu kaç saatte tüketecek. Etrafından baya baya yemeye başladılar. Sanırım bu yiyecekse daha fazla edecek. Yani portakal 1,5 gün yediyseniz portakalı, bunu bence bir 2 gün falan yersiniz diye düşünüyorum. Bakalım. Şu an doydular sanırım. Tekrar gelmeye başladılar. 17 saat, 27 saat, 28 saat, 29 saat. Evet, 30 saat. Bayağı yediler bu arada. Bakalım bu karpuz dilimini karıncalar kaç dakikada yiyecek? Bari bir şey diyeceğim, bu en eğlendiğim videolardan birisi ha. Çünkü çok merak ediyorum karıncaların ufacık bir şeyi kaç dakikada yediklerini ya da onlara ne kadar yettiğini merak ediyordum. Evet, karıncalar yine başladı. Bu arada çekirdeklerini yiyoruz oğlum, direkt karpuzu yesene, tadı orada onun. O kırmızılıkları yiyin. Şu an 20 saat oldu. 23, 24. O arada karpuz da artık erimeye başlıyor. Karpuzun anasını bellediniz oğlum. Biraz çabuk yediniz ya. Yosun bağladı karpuz. Bir gün oldu. 2 günde bayağı yediler ha. Karpuz bayağı yetiyor bunlara. Bundan sonra karıncalara karpuz vereceğim abi. Karınları bol bol doysun. Bak şuna bak. 3 gün oldu. 4 gün oldu. 5 gün olacak oldu bile. Adamlara bir karpuz dilimi 5 gün yetti ya. 5 gün. Bak sizin şöyle alıp ham yapıp bitireceğiniz, saniyeler içerisinde bitireceğiniz şeyi adamlar 5 günde yiyor. Yani o yüzden Allah rızası için karınca yuvalarına bir dilim karpuz bırakalım arkadaşlar. Bu ne? Bu böyle jelibon tarzı bir şeye benziyor. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Bakalım bu ne kadar sürede eriyecek veya çürüyecek veya yosun bağlayacak, bilmiyorum. Bu sanırım jelibon ya. Yani bilmiyorum tam olarak ne olduğunu da. 6 saat oldu. 6 saatte devrilmeye başladı bir anda. Çok erken devrildin abi. Sen bu var ya, seni çok çabuk yerler ha, ben sana diyeyim. 13-14. 15 saatte parçalanmaya başladı. Bir gün oldu. Yarılmaya başladı. 2 günde yosun bağlamaya başladı. Beyazlaşmaya başladı değil mi? Evet. Evet evet, yosun bağlamaya başladı. Bu arada bütün yiyecekler yosun bağlıyor sanırım. Yani normal olarak bağlaması gerekiyor. 8 gün derken iğrenç bir şey oldu ya. Şimdi karıncalar gelsin bunun hepsini yesin. Hadi göreyim. Yosunlu yosunlu yiyin de göreyim. 14 gün oldu. Çok kötü bir hal aldı ya. Bak şu daha bir tuhaf. Böyle mavi bir sıvı varmış, tamam mı? Karıncalar bunu içiyormuş. Onunla büyüyorlarmış. Bu mavi sıvıyı içtiklerinde karıncaların değişimine bakın. Bak iyi izleyin şimdi. Karıncalar şimdi doluşmaya başlayacak. Bak. İçiyorlar. İçtikçe gördüğünüz mavi oluyor. O mavi sıvıyı içiyorlar. Renkleri de değişiyor bunların. Böyle totolarının rengi masmavi oluyor abi. Bak şimdi bütün hepsi geldi. Bak hepsinin totolarına dikkat edin arkadaşlar. Hepsi masmavi olmaya başlayacak. Mavi mavi s**meye başlayacaklar bundan sonra. Bayağı da yetiyor herhalde bak. Oğlum ya hiç yerinden de oynamıyor içecek yani. Hiç mi içmiyorsunuz, ben anlamıyorum ki. Bayağı içiyor bak. Hepsinin gö**üm
mavi oldu arkadaşlar ya hepsin. Aa, bu kadar yakın çekim görmemiştim lan karıncaları. Çok güzel bir video bu arada ya. Eğer bu tarz videoları daha çok isterseniz çekerim ben bu arada. Ben eğleniyorum şu an. Evet, 29-30 dakikanın sonunda bitirebildiler içeceği. Bu da sülale olarak gelip bitirdiler yani. Yoksa bitiremiyorlardı. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.